Başladı. Merhabalar arkadaşlar, ben Taha Türk. Evet, arkadaşımız Sinan da kendini tanıtsın. Merhaba, ben Sinan. Bugün sizinle görme engelliler için. Uzun zaman önce hazırlanmış ama daha yeni oynayıp göstermekte olduğumuz Drought Rage the Fires of War, kısaltması RTR isimli bir oyun oynayacağız. Bu oyun online olmakla beraber görme engelliler için oldukça erişilebilir bir oyun. İlk önce şunu bir söyleyelim başlamadan önce. Bu oyunu nereden indirebiliyoruz? İlk önce onu söyleyelim. Bu oyunu direkt şöyle tarayıcımıza, biraz uzun olacak ama, Dragon Apps yazdığımızda tabii ki ben yanlış yazdım. Olabilir öyle şeyler ya. Sorun yapma. Nasıl yazmıştım? Ben bunu uzun zaman önce indirdim. Dragon Apps. Dragon Apps org welcome diyor. Tıklıyorsunuz. Sakatlıkları da geçersek inşallah. Dragon App sitesine girdik. Okumuyor. Girdi mi acaba? Okumuyor, girdi. Tekrar girelim. Bu siteye giriyoruz. Ama okumuyor. Sen neden sadece önemli? Anlat o zaman. Nasıl olsun, nereye gireceksin? Bu siteye girdiğimizde şöyle şeyler çıkıyor. Uygulamalar mı? Böyle kaydol, register falan. Kaydol, hesap oluştur, yeni şifre. SSS, audio games gibi seçenekler çıkıyor. Buradan ister tabla, ister ok tuşlarıyla gidip download Dragon Apps, pardon, download Drought Rage the Fires of War seçeneğini bulduktan sonra enter'a basıyoruz, tıklıyoruz. Ondan sonrası tekrar aşağı doğru iniyoruz. Bu download linki bir tane daha çıkıyor. Yani download Drought Rage the Fires of War diye bir kez daha çıkıyor. Buna basıyoruz ve de Ctrl J harfimizle iniyor mu inmiyor mu kontrol ediyoruz. Bu neden şu an böyle bir şey yaptı anlamadım açıkçası. Ha, ben de anlamış değilim. Normalde girmesi lazım. İsterseniz fazla uzatmadan. Aynen, videomuz fazla uzamasın. Oyunumuzun başında Message of the Die falan gibi server mesajları çıkıyor. Buna geçiyoruz. Herhangi bir menüsü var mı? Şimdi burada bizi 4 çeşit menü bekliyor. Start, Game Options, Spot ve Exit Game. Exit Game zaten belli bir şey, oyundan çıkış. Sen bize Game Options'ı anlatsana bir. Mesela Game Options'ı anlatalım. Game Options, Nickname, takma bir isim. Enter'a tıklıyorsunuz. Yazı alanı açıyor. Mesela beğendiğiniz bir nickname'i, dizi karakteri falan filan yazıyorsunuz. Voice, burada oynadığınız karakterin sesini ve ismini seçiyoruz. Mesela Storm Trey, Drew Defender, MS Studios. Mesela Storm diye bu herifi ki ben hiç sevmiyorum. İstediğimiz karakteri buradan seçeriz. Tamamen sessiz bir oyun değil mi? Herhangi bir görüntü durumu yok. Default Team var. Burada online oynadığımızdan dolayı mesela birinci takım, ikinci takım ki bunu hiç seçmeye hiç gerek yok. Bu tanımlı kalsın. Number bu çevrim içi modu yok bu oyunda. Önceki sürümünde vardı, bu oyunda yok. Ama nedense böyle bir seçenek koymuşlar. Offline'da kaç oyuncu olsun oyunda, yani kaç kişiyle kapışmak istersiniz kısacası. Ya yapay zeka yok mu bunda? Burada yok. Radarname, radar name, radarname. Bu radarname diye bir kısmımız var. Bu da nedir? Buna tıkladığımızda, 10 seçeneğini tıkladığımızda radarname names aslında, bu nans diyor ama anlamadım neden öyle diyor.
Başla. Demin dediğim gibi kesildi videomuz. Radar name names söyleyemedim bir türlü onu ya. Bu seçeneği tıkladığımızda mesela karşımıza gelen biri, mesela adam arıyoruz öldürmek için. Gezerken karşımıza biri çıktı ve onun ismini söylüyor, nickname'ini. Radar beeps dedi de bu işte dıt 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 radarın biplesin mi biplemesin mi? Render distance bu hızını belirliyor. Render distance mesafeyi belirliyor. Aradaki mesela uzakta mı şey olsun yakında mı diye. Ki ben bunun ne olduğunu anlamadım yani hiçbir şey yapmıyor, hiçbir görevi yok. Render speed bunun da hiçbir görevi yok aslında. Bu da ne? Bu radar hızı. Speech method dedi. Burada şimdi iki seçenek var. Bu Microsoft SAPI ve ekran okuyucu olmak üzere. Yani şöyle. Bu bir sizin istediğiniz kendi ekran okuyucunuz ya da Microsoft SAPI'nin sesini veriyor. Microsoft SAPI varsayılan olarak geliyor. Onun haricinde go back tuşu. Yani Microsoft SAPI ile geldiği zaman İngilizce mi oluyor şimdi? Aynen. Siz onu sonradan Türkçe yapabiliyorsunuz ama. Ya SAPI olursa İngilizce oluyor ama ekran okuyucunuzu kullanırsanız Türkçe oluyor. Spot bölümümüz var. Bu Dragon Apps.org sitesini aç. Dragon Apps.org sohbet. Bu da forum falan gibi şeyler. Geri dön tuşu. Exit gibi seçenekleri göstermeye gerek yok. Biz direkt oyuna başlayalım. Mesela Start diye bir seçenek var burada gösterilecek. Server adres. Mesela birinin bir oyunun falan adresini alıyorsunuz. Burada gene bu numaralı kodlu falan filan bir şeyler yazılıyor. Bize varsayılan olarak bir server veriyor değil mi? Yani sen... Tabii varsayılan serverlarımızı geleceğim şimdi. Connect dediği de varsayılan en son oynadığınız server'a bağlanıyor. Server list. Grenade interaktif var. Serverlarımız burada. Server list diye bir seçenek var burada. 7 tane server var. Birinci server çalışmıyor. Bu açılmıyor bile. Bundan ses bile çıkmıyor. Bu açılıyor. Bu açılıyordu. Son zamanlarda hata vermeye başladı. Şimdi biz mesela sondan 3. server'ımıza girdiğimizde inşallah oyunumuz başlıyor. Dediğim gibi bu oyun online bir oyun. Şu an map yükleniyor. İki. Benle birlikte şu an 2 kişi var oyunda. Enter tuşuna bastığımız takdirde oyun başlıyor. W, A, T. Mesela W ile ileri. A ile sol. A ile sola. S ile geriye. D ile sağa. Ok tuşlarıyla nişan alıyoruz. Yukarı ok ve aşağı ok tuşu da bunu yapıyor. Sol alt tuşuna basılı tutup yürümeye bastığımız zaman da koşuyor zaten. Mesela oyunda bazı nesneler var. Bunları ateş edebiliyoruz. Şu dıt 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 gibi sesler var. Bunlar items. Items. Yani bu itemsları mesela silah oluyor. Peki mesela bu... Can da oluyor. Peki mesela şu an bağlandığın şekilde hani... Şu an oynuyorsun yani mesela buna sonradan biri katılabiliyor mu? Evet zaten biz sonradan katılmayız ki direkt sonradan katılanlar ayrı saçma sapan ilişkisiz bir yerden değil bizimle aynı yerden başlıyorlar. Oyunun şöyle bir güzelliği var. Oyunun kendi silahları haricinde daha doğrusu kendi silahları da mesela bu GOM 90 diyor. Bu GOM 90'ın sesini mesela oyundaki sesini beğenmedik diyelim. Çöpüsünü mü vurdum acaba? Bir şey düştü ben ateşince ama. Bu silahın sesini kendi sesimizle diyeyim bilgisayarımızda bulunan başka bir oyunun sevdiğimiz bir silahın sesiyle değiştirebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz peki bunu? Gold Wave diye bir program kullanıyorum ben mesela. Bu program sayesinde bu oyunda wow sesi kullanılıyor. Yani wow ses dalgası olarak kullanılan bir format var. Hangi bir silah sesini seçiyoruz? Tabii öncelikle Gold Wave'de bunu wow'a dönüştürüyoruz. Baba dönüştürdükten sonra bunun kesiyoruz, kopyalıyoruz ve burada Weapons adlı bir klasör var oyunun içinde, ana klasör olarak. Sound klasörü var, Sound'un içinde Weapons var. Buraya tıklıyoruz ve değiştirmek istediğimiz sesini, değiştirmek istediğimiz silahın üzerine tıklıyoruz. Enter tuşuyla adam öldürüyor, orayı yok ediyor, ben onu öldüreceğim.
Ondan sonrası silahın ismini değiştirip oraya yapıştırıyoruz. Eski sesi siliyoruz yalnız. Yoksa iki silah üst üste geliyor. Olmuyor. Tamam. İstersen şimdi bir tur oynayalım oyunu. Bir gösterelim nasıl oynandığını. Kısa yolları. Birkaç tur oynayalım. Aynen. Adam zaten geldi bana sıkmak için yer arıyor. Hadi hadi sık 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 bana sık bana sık. Ateş etsene kardeş. Bizde zorla öldürme olmaz diyorsun. Gel sen sık sen öldürürsün. Biz ateş etmeyene mermi sıkmıyoruz. Bizde öyle bir centilmenlik var. Allah adamda baba silah var. Şu an o adamın kullandığı silah beni tam 3 vuruşta öldürebilir. Peki bu oyunda mesela diyelim dükkan gibi bir yerden silah alabiliyor musun ya da hani? Yok. İlginç mi ölmüş? Biz mi öldük? Evet biz öldük. Mesela bu oyunun yok dükkandan silah alayım. Yok bir amına işine gideyim bak adam şarjör değiştiriyor. Böyle bir durumu yok. Ben şuradan bir kaçayım adam bana takır takır sıkıyor. Benim kaçmam lazım. Ya da öldüreyim başka çarem yok. Bu arada bu bilgisayar da arkadaşlar baya bir güzel özelliklere sahip. Of ikimiz birden öldük. Neyse en azından adamı öldürmeden öteki tarafa gitmedim falan. Kaçmak lazım. Bu arada şu an benim herhangi bir ekipmanım yanında değil arkadaşlar. Yani video birleştirici olsun şey olsun. Daha demin video kesildi. 1445 çekiyormuşuz arkadaşı. Ben sonra onun video boyutunun çözünürlüğünü düşüreceğim tabii ki de 720p'ye de. Çünkü yoksa prosürüm istiyor 1080p'yi düzenlemem için. Şu an TBS 2 ile çekiyoruz videoyu. Biz anlatalım dedik. Hani böyle uygulamaları tanıtan pek bir kanal göremedim ben YouTube üzerinde. Hatta hiç görmedim. Yani. Biz de böyle gördüğümüz zaman tanıtacağız sizlere böyle şeyleri. Siz hiç merak etmeyin. Artık Sinan'la ben ortak yürütmeye başlayacağız bu işi. Abi sıkıyor uzaktan. Çık ulen ortaya gibi. Cüneyt Arkın zannetti. Pata pata sıkıyor. Mermiyi bitince ben onu ne yapacağım orada şimdi. Oyunda shift tuşuyla mermi değişiyor. Sol kontrol ya da sağ kontrol tuşuyla ateş ediyor. Boşluk tuşuyla zıplıyor. Sol alt tuşuna basılı tutarken herhangi bir yön tuşuna basarsak o yöne doğru hızlı bir şekilde koşuyor. Biraz canlılık yapacağım ya Rabbi. Çocuğu vursam ne olur? Bırak oyuncağını git yatağına. Vuramadı ki. Ha bu vın diye bir ses var. Mesela burada itemler var. Dediğim gibi bu itemleri toplayarak can, silah. Sadece can ve silah var zaten. Ben bu çocuğu vuracağım. Ben sana git demedim mi yatağına? Git yatağına. Çocuk nereden çıktı? Yani oyunda böyle bir ilginçlikler var mı? Ya oyunda nesneler var. Mesela bilgisayar kasası. Bunu ateş edebiliyorsun. Yandı. Ölüyoruz. Şimdi genel değerlendirmeye geçiyoruz. Süper Gamer isimli bir arkadaş geldi de arkadaşlar. Videoyu sonlandırdık yanlışlıkla. Biraz da iyi oldu. Süper Gamer denen bir arkadaş geldi de. Ortalığı karıştırdı o yüzden. Ben birleştireceğim ama şimdi sonra bunları. Evet şimdi genel değerlendirmeye geçelim. Sen bu oyunu kaç aydır oynuyorsun? İlk önce onu söyle. Ben bu oyunu yeni yükledim. Bir ay olmadı bile. Ama bağlıyor. Oyunun tek kötü yanı online biri girmezse oynayamaz. İlla biri olmak zorunda. Bir kişi bile olsa. Tabii. Aha geldi. Peki şimdi. Sen bu oyunu nasıl sürece? Hani bir... güzel bir oyun. Hani silah sesini değiştirebiliyorsun. İşte gayet erişebilir ve güzel bir oyun. Peki sen bu oyunu kendin mi buldun yoksa herhangi birinden tavsiye olarak mı aldın? Yani önce tavsiye olarak aldım. Bunun üzerine internette araştırma yaptım. Sonra kendim keşfettim. Bunun bir ses kaydı var zaten. YouTube'da bir videosu var. Çok özür diliyorum. Ya şimdi beni öldür diye yalvarınca millet. Peki sen bu oyundan hiç çok memnun kaldın mı? Yani memnun kalınacak mı oyundan? Ben çok memnunum. Ben oldukça memnunum bundan. Zaten görüyorsunuz arkadaş sıkıyor.
oyunu dediğimiz web sitesinden indiriyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi az önce. Bu web sitesinden indiriyorsunuz. Başka herhangi bir web sitesinde olduğunu sanmıyorum. Bu arada oyun kurulumu hiç böyle zor, gereksiz, saçma bir şey değil. Şöyle ki, oyun kurulumu zaten next, install. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Yumruk. Oyunda kaç çeşit var şimdi? 10 90, 2, Shotgun 3, MP5, MK14, 5, MG4, 6, M67, A47, 8, Uzi Susi, 9 çeşit silah, 1 bıçak, 1 bıçak ve 1 yumruk var. Yumrukta oynamak için böyle bir ninja falan olmak lazım, oyunda uzmanlaşmak lazım. Çok zor ya, adamlar beni döverek öldürebiliyor. Bıçak da oldukça zor. Peki birazdan... bu oyunda güncellemeler otomatik mi geliyor, yok, yoksa? Yok, bu oyunun güncellemesi yok. Bu oyun en son 2012 çıkışlı. Oo, bayağı. Ama yani 2012'ye göre gene iyi oynanıyor yani. Öyle saçma sapan oyunlarda. Şimdi uyumlu olduğu işletim sistemlerini de bir belirtelim. Ben Windows 10'da deneyeceğim ve videonun altına yorum olarak yazacağım. Windows 10'da çalışıp çalışmadığına dair. Ona göre Windows 10 kullanan arkadaşlar, artık yaygınlaşmaya başladı çünkü. Kullanan arkadaşlar. Windows 7 sistem üzerinde oynuyorum. Windows 7 64 bit. Ben hem Windows 10'da deneyeceğim. Windows 8.1 de zaten çalışıyordum ama ben yine denerim. Bu iki işletim sisteminde denerim. Deneyimlerimi sizlere videonun açıklama kısmında söylerim. İşte şu işletim sisteminde çalışır, şu işletim sisteminde çalışmaz. İlk öncelikle Windows XP kullanan arkadaşlar Windows XP ile çalışır diye düşünüyorum ben. Çünkü o zamanlar Windows XP ile destek vermemişti. Ancak Windows 10 bir senelik işletim sistemi ve bu oyun 4 seneyi devirmek üzere. Hatta belki 4 senede olmuştur. Çıkış tarihine bakmak lazım. O yüzden Windows XP de çalışır ama ondan emin değilim. Ben deneyeceğim dediğim gibi. Size bilgi vereceğim. Windows 8.1 ile falan çalışacağını düşünüyorum açıkçası. 8'de de çalışır. Çünkü o senenin versiyonları. Ben size deneyimlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin o konuyu. İstersen Sinan devam edeceksek biraz daha devam ederiz. Devam etmeyeceksek bir hoşça kalın diyelim ve bir abone olun. Tek bir noktaya atladım. Oyunda Ç tuşuna basarak yazı alanı açılıyor ve yazışabiliyoruz. Mesela adam bana SLM yazmış. Ben ona yazıyorum. Aleyküm SLM. Süper Gamer'la yazışmanızı tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Onun servisi bozuk arkadaşlar. Yani bozuk bir insan. Ayarları bozulmuş. Kendisini tamire göndermemiz lazım ama biz yapamıyoruz onu. Memleketindeki insanların yapması gerekiyor. Ama bizim yapacağımız bir şey yok o konuda. Memleketin insanları onu göndersin. Servise tamir etsinler. Ondan başka bir sorun yok. Diğer kişilerle konuşabilirsiniz. Ama Süper Gamer'la konuşmayın. Onun dediğimiz gibi bozuk o insan. Garantiye göndermek lazım onu. Tamir ettirmek lazım. Ya sen bizi izliyorsa anlar ne demek istediğimizi. Tabii ki şöyle bir map MP5'in gücüyle. Gel kardeş gel. Evet, atlamadığım bir nokta kalmışsa son olarak abone et. Şu an yok. Evet, o zaman videomuzu bir yavaş yavaş sonlandıralım. Evet, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Arkadaşlarımızla biliyorsun artık bazı videolarımız ortak olacak. Ben şunu söylüyorum arkadaşlar, biz emek veriyoruz video çekerken ve emeklerimizin karşılığı olarak sizden sadece bir beğeni ve bir abone istiyoruz. Lütfen bunu bize fazla görmeyin ve videomuzu sadece bir saniyenizi ayırarak abone ol tuşuna, farenizi şöyle birazcık elinizi sola kaydıracaksınız. Uğraşın lütfen. Abone ol tuşuna basacaksınız. Birazcık daha aşağı kayıp beğen düğmesine basacaksınız. Hepsi bu. Hatta bir tanesini bile yapmanız yeterli bizim için. Ben Taha Türk, arkadaşım Sinan Yurtta. Bazı videolarımız ortak olacak dediğimiz gibi.
Arkadaşım Sinan da bize bir görüşürüz desin. Ben de bir görüşürüz diyelim ve videoyu sonlandıralım. Evet, sendeyiz Sinan. Vallahi ben de bir pek bir şey söylemeyeceğim. Zaten söylemem gerekenleri söyledim. MP5'le heriflerle kapışmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bismillah. Evet arkadaşlar, ben Tatür. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de küfür olmamak şartıyla, aşağıya yorumlarınızı yazın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.